sana değilim bu malimim. Alarken gerçeği atar ettim, kafamda ne olur sanki çakfer. Barış ama ben karışlarım, dolu cebim artık bir yaparsın. Videomuzun konusu askerlikle ilgili birkaç mevzuya gireceğiz. Şimdi arkadaşlar, askerliği belki biliyorsunuz, Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda yaptım. Paraşütçü komandoydum. Hasbelkader. Tugay'da şey var. Tabur komutanı herhalde annesi ölmüştü zannedersem. Mevlit yapıyor. Topçu taburunun mevlit olduğu için Tugay'ın içinde güzel bir cami vardı. Camide mevlit yapılıyor. Acemi askerleri de yani cemaat olsun diye camiye getirmişler. İşte namazlar kılındı, kılınacak, işte mevlüt okunacak falan filan. Ben de bunu fırsat bilerek, berelerimiz tabii bizim eski olduğu için, üst devre olduğumuz için bereler eskimiş. Botlar eskimiş. Böyle her istediği zaman da bot alamıyorsun. Benim ayaklarım da büyük olduğu için gideyim dedim, yeni bir bot alayım. Yeni asker oldukları için. Yani alayım derken çalacağım yani. Biz devlet terbiyesi almış insanız bir de. Evet. Çalacağım yani. O zaman da tabii çalma, askerde çalma diye bir şey yoktu. Yer değiştirme olurdu. Öyle denirdi yani. Neyse, mevzuyu uzatmayayım. Gittim camiye. Allah affetsin. Ondan sonra mevlid başlayacak ayağa. Tabii hoca namaza durdu. Farzını kılıyoruz. Ben hemen en arka sıradayım. Şak diye çıktım abi. Böyle 20-30 tane bereyi böyle kaptım. Yok amına. Acemi askerler de caminin o camları olur biliyorsunuz, böyle geniş. Oraya sıralamışlar lavuklar, tamam mı? Asker abi bereni, silahını namusundan iyi koruyacaksın yani. Yanında taşıyacaksın. En azından bereni. Neyse, çıktım dışarı ben. Şeyleri alıp, bereleri. Bir de oradan iki tane de bot aldım. Bir bot kendime giydim. Benim ayaklarım büyüktü. Demek ki büyüğüne de denk geldik orada. 3-5-6 tane seçince bir giydim. Şak, sıfır bot abi. Bir de bir çifti aldım bir arkadaşa. Kıyak olsun ayağa. 45-46 43 falandı galiba. Neyse, ben gittim Tugay'a tabii. Tabura. Bir caminin tam karşısında da 3. tabur var. Gittim tabura. Arkadaşları çağırdım, benim tertipleri falan. Verdim birkaç kişiye, daha vermeden arkadaş dedi bana ki, oğlum dedi, sen ne yaptın dedi ya, ne oldu dedim. Ulan dedi, bu aldığım bot, hani ona getirdiğim bot. Abi dedi, bu subay ayakkabısı dedi ya. Yara yiyeceğiz galiba. Sen dedi ne yapıyorsun dedi, binbaşının mı yüzbaşının mı ne botunu, fermuarla. Yani normal bağcıkları var, bir de yanında fermuar diktirirlerdi hani çabuk çıkarılsın gibilerinden. Bunları erata yaptırmazlardı. Bunları sadece subaya subay giyerdi. Yani onları da sonradan yaptırırlardı. Yani orijinal fermuarlı değil. Ne diyorsun dedim ya. Ya dedi, yanarsın dedi. Bunları dedi kaybet dedi amına koyun. Dedim oğlum, berileri millet sıfır görürse ne olacak? Ya dedi, biz onları saklarız dedi. Sonra dedi ufak ufak meydana çıkarız. Aman dedi, gözünü seveyim. Yoksa dedi yanarsın dedi ya. Biz de bunları hemen kaybettik. Allah'tan uyandırdı beni. Abi bir saat sonra tabii bu cemaat çıkınca, mevlid bitince... terlikten geliyor tabur komutanı. Ben olayı kesiyorum. Üçüncü tabur komutanı, topçu tabur komutanı. Ama adam cin küfür amına koyayım. İsyanlarda. Bazı askerin aşağı yukarı 70-80 tane asker getirmişlerdi. Yarısının şeyi yok. 15-20 tane veya 30 tanesi neyse beresi yok. Adamlar isyanlarda. Şimdi topçu taburunda bir araştırma yaptılar. Gece saat 11-12. Ulan dedim, herhalde bu işi atlattık gibilerinden gece bizi kaldırıyorlar. İşte botlar, herkesin botunu kontrol ediyorlar. Koğuşları arıyorlar. Aradılar, taradılar, bulamadılar tabii. Ben kendim aldığım botu da garajda sakladım bir yere. Çünkü sıfır olduğu görünürse, yani usta askerin sıfır botu nereden olsun gibilere veya nereden aldım sorulacağı için hepsini sakladım. Aradılar, taradılar, bilmem ne yaptılar. Hayatımda askerde korktuğum en büyük olaydı bu. Olay böyle arkadaşlar. Yani hayatımda o mevlid dolayısıyla çaldığım botla, yer değiştirdiğim botla bereler
Tabii biz onları bir ay sonra tek 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 çıkardık meydana. Bir iki ay sonra ben o botları giydim anca korkudan. Ama o fermuarlı olan botu hepten kaybettik, imha ettik yani. Tugay dışında böyle tarlalar vardı. Terör giden biraz dışarı çıktık. Garajlar vardı. İleri doğru fırlattık. Onları orada köylerden biri bulduysa onlara da bir kıyağımız olmuş oldu. Farkında olmadan yani. Saksı çekeceksin abi. Arka koltukta saksı çek. Benimki benim.